Evet değerli izleyiciler, Türkiye'nin tatil tanıtım ve gezi kanalından size selamlar. Türkiye'mizi değişik yönlerden tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün size hazırladığım video yine değerlerimizden olan, milli değerlerimizden olan milli parkları ele aldım. Bunun için size 10 tane sıraladım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Birinci sırada kuş cenneti var arkadaşlar. Biliyorsunuz Balıkesir'dedir. Park alanı Asya, Avrupa, Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından uluslararası düzeyde öneme sahip olan milli park, önemli karakterdeki ekosistemleri bünyesinde barındıran bir cazibe merkezi ve doğa cennetidir arkadaşlar. Kuş Cenneti Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve kuş gölündeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen türleri için yaşamsal öneme hazırdır. Mevsimlere göre de su seviyesi değişmekte olup bol gıdası bulunan bir göldür. Kuş Cenneti Milli Parkı gerek kıtalar arası coğrafi konumu gerekse vejetasyonu etkileyen ritmik su hareketlerinden sağladığı avantajlar sayesinde ekosistem değerleri itibariyle özel nitelikleri taşıyan doğal servetlerimizdendir arkadaşlar. Göl ve yakın çevresi 1981 yılında birinci derece doğal sit alanı statüsüne de kavuşturulmuştur. İkinci sırada Uludağ, Bursa var arkadaşlar. 12.762 hektarlık alana sahip olan Uludağ Milli Parkı'nın %71'i orman, %28'i çayırlık ve kayalık alanlar, %4'ü açık alanlar ve %0,1 su ile kapalı alanlardır. %0,8'i ise yerleşim alanlarıdır. Uludağ organik alanlar, makilik, turbalıklar, spalbin, fundalıklar, alpin, sarp kayalıklar ve açık alanlar gibi çok zengin bir tabiat çeşitliliğine sahiptir. Bitkisel çeşitlilik merkezi olan Uludağ'da 1320 bitki türü bulunmakla olup bunlardan 33'ü Uludağ, 138'i ise Türkiye'nin endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapmaktadır. Küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 Avrupa ölçeğinde ise 54 ürün yaşam alanını ve türün yaşam alanı oluşturmakla olup nadir tür sayısı 16'dır arkadaşlar. Üçüncü sırada Yedigöller Bolu var arkadaşlar. Yedigöller Milli Parkı bilimsel inceleme ve araştırmalar için de kuvvetli bir altyapıya sahiptir. Çok sayıda bitki türünü içeren Milli Park yurdumuzun en güzel karışık doğal ormanlarına sahiptir. Başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızıl ağaç, akça ağaç, kara ağaç, çiçek kavak, sarı ve karaçam, küknar, fındık, ıhlamur, diş budak ağaçları yüksek boylu ve düzgün gövdelidir. Porsuk gibi nesli azalmakta olan bitkilerin de yer alıdır. Hem tatil hem de kamp alanları için çok güzel bir yerdir arkadaşlar. Dördüncü sırada Köprülü Kanyon var arkadaşlar. Antalya'da bulunan bu milli parkımız milli ve tabii güzellikleri kadar zengin ve kültürel kaynağı da sahiptir arkadaşlar. Milattan önce 5. yüzyılda kurulmuş antik Selge şehrinin tiyatrosu, agorası, Zeus, Artemis tapınakları, sarnıçları, su kemeri, köprü ırmağı, koca çay üzerinde bulunan Olluk ve Büyüm köprüleri ile Selge'yi Pompilya sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yolu şehrin kanıtlarının en çarpıcı örneklerindendir. Yani görülecekler arasında Selge antik şehri renkli, hareketli ve çeşitli peyzaj örneklerinin bir arada bulunduğu köprü ırmağı da ve diğer görmesi gereken yerlerinden biridir. Ayrıca rafting olarak da ün salmıştır arkadaşlar. Rafting alanı da oldukça geniştir. Birçok rafting tesisleri de mevcuttur. Bu yönden de tanıtımı önemlidir arkadaşlar. Beşinci sırada Marmaris Muğla var değerli arkadaşlar. Bakir kıyılar bitki ve hayvan topluluğu açısından zenginliğiyle başta Cennet Adası ve diğer adalar görülmeye değerdir. Arkeolojik Piskot şehri, Amos şehri, kalıntıları ve diğer peyzajının en güzel örneklerini ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Mevcut hizmetleri ise yöreye gelen ve doğa içerisinde bulunmaktan zevk alan ziyaretçiler için sahil boylarında günübirlik kamp alanları mevcuttur. Marmaris İçmeler Yerleşim Alanları Tatil Bölgesi Milli Parkı'nın ziyaretçilerine konaklama imkanı da sunmaktadır arkadaşlar. 6. sırada Saklıkent Muğla var arkadaşlar. Muğla ile Antalya arasında olan milli parkımız arkadaşlar.
Milli Park'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yer alan yayla gelişimleri hem sosyo-kültürel yaşam şekilleri hem de doğal güzellikleri doğanın sunduğu eşsiz değerlerindendir. Park alanı dünyada eşine az rastlanır bir doğa harikasıdır. Milli Park ana kaynak değeri 1000-1100 metre yükseklikte ve oldukça dik yamaçlara sahip Saklı Kent kanyonuna oluşturmaktadır. Özellikle Saklıkent Kanyonu içerisinde bazı kesimlerin karstik tünellerin çökmesi sonucu kanyonun oluşumuna katkıda bulunduğu gözlenmektedir. 7. sırada Kovada Gölü var arkadaşlar. Isparta'da bulunan bu milli parkımız benzersiz flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra açık havada dinlenme ve eğlenme imkanları bakımından büyük potansiyele sahip olması, doğal kaynakların ender bir peyzaj bütünlüğü içinde bir araya gelmesi, Kovada Gölü ve çevresini milli park yapmaya yetmiştir arkadaşlar. Ayrıca 1922 yılında da birinci derece doğal sit alanı olarak da ilan edilmiştir. Kovada Gölü Milli Park sahasının en önemli özelliği rekreasyonel kullanıma müsait olan doğal kaynaklarıdır. Genişliğinde ve oldukça sığ olan gölün çevresi 20,6 kilometredir. Derinliği ise 6-7 metreye kadar iner. Suda bulunan ve göle yeşil renk veren tortular derinlikten sonrasının görülmesini engel olur. Gölün seviyesinden yükseltisi 900 metredir. Yörenin oluşumunu sağlayan karst morfolojisi, bakir doğanın araştırılması, kampçılık, yürüyüş, manzara, seyretme ve tırmanma ziyaretçilerin katılacağı başlıca uğraşlardandır. 8. sırada Kaz Dağı var arkadaşlar. Balıkesir ilimizde bulunan Kaz Dağı, mitolojide Bin Pınarlı İda diye nitelendirilen Kaz Dağı kaynakları ve bunların vadilerle oluşturduğu şelal ile doğa severler için bir cazibe merkezi ve doğa cennetidir. Kaz Dağı kütlesinin güney yüzünde hakim olan bitki topluluğu az seviyelerde kızılçamlarla, üst seviyelerde ise karaçamlarla temsil edilen kurak iklim tipine ait ormandır. Güney yüzde özellikle etekler, kızılçam ve bu türün tahrip alanlarını kaplayan maki topluluğu tipik Akdeniz manzarası taşır. Buna karşılık zirve bölgesi ve civarında nemli iklim tipine ait ormanlar da yetişir. Kamp alanları ve tatil için son derece güzel bir yerdir arkadaşlar. 9. sırada Küre Dağları var arkadaşlar. Kastamonu ve Bartın arasında yer alan milli parkımız, Karadeniz bölgesinin batısında Küre Dağları üzerinde yerleşik milli park tamamen bir plato karakteri taşır. Küre Dağları Milli Park'ın kapladığı alan yüz ölçümü 37.753 hektara, çevresindeki tampon bölge ise 134.366 hektara kadar düşer. Yakın çevresinde süregelen yaşam Milli Park sınırları içerisinde yayılmamış ve Milli Park içerisinde hiçbir yerleşim kurulmamıştır. Yani doğu batı doğrultusunda uzanan Milli Park yakın çevresi için fiziksel sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir arkadaşlar. 10. sırada Sultan Sazlığı var arkadaşlar. Kayseri ilimizde bulunan bu milli parkımız, İç Anadolu bölgesinde Kayserili, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçelerinde ayrıca 3 önemli turizm merkezleri ortasında yer almaktadır. Daha önce tabiatı koruma alanındayken 2006 yılında milli parka dönüştürülmüştür. Toplam alanı 24.357 hektar. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa'da turna, flamingo, akbalık, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçka yattığı tek alandır. Bu yönden de değer kazanmaktadır. Bilindiği üzere arkadaşlar 42 tane milli parkımız var. Bu fazla sıkılmamanız için 10 tane düzenledim. Ancak devamını istiyorsanız yorumlara yazabiliyorsunuz. Tekrar bir video daha hazırlayabiliyoruz. Ülkemizi her yönden tanıtmaya devam ediyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza destek olmak için de beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.